Evet Ahmet, neler aldın neler? Oo, neler almadım ki? Enerji verecek her şey var bizde. Bunun içine bir şey düşse nasıl çıkacak ya? Niye kapatmamışlar bunu? Herkese günaydın arkadaşlar. Saat 8.30. 8.30. Haydarköy'e gidiyoruz. Maldivler diye geçiyor. YouTube'da hatta bunun üzerine çok video var. Bir de biz bakalım dedik. Neymiş, ne değilmiş, nasıl bir yermiş. Görüp sizlerle paylaşacağız. Evet. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Yol üzerinde kahvaltı yapacağız. Biraz erken çıkalım. Dün de geç geldim. Eğlence başlasın. Tekrardan merhaba. Şu anda yaklaşık 1 kilometre kadar yolumuz kaldı. 1 kilometre yolda maalesef çok taşlı ve topraklı bir yol. Yani orman yolu. Burayı asfalt yol değil. Ve yollar da hep kapatmışlar. Çok dolanıyoruz. Demiş. Yolun bundan sonrasını develerle gideceğiz. 350 metre kadar. Zaten yol çok bozuktu. Bir de yani kapatmışlar. Dağ yollarını anlamadım gitti. Yolu geçen hafta kapatmışlar. Bu da yangınlardan dolayı. Ve akvaryum koyuna geldik. Ya normalde bu kadar da yürümüyorsunuz. Yalnız taş koymuşlar bu yangınlardan dolayı. Evet. Araçla giremiyorsun. Giremiyorsunuz. Mecburen yürüyorsunuz. Onun dışında küçük bir koy. Bir işletme falan yok buralarda. Ormanın içinde. Ama şirin, denize güzel bir koy. Yani daha buraya girmedik, gireceğiz şimdi zaten. Buraya geleceksiniz, şemsiyenizi, varsa yatacak şezlon, klim, ne varsa artık onları getirmeniz şart. Yoksa burada hiç ne şezlon, ne şemsiye, yiyecek içecek getirin. Hiçbir şey yok. Böyle bir yer. Sizi denizin görüntüleriyle baş başa bırakayım. Evet, deniz bayağı bir berrak gördüğünüz gibi. Yani internette gördüğümüzün aynısı. Hiç bizi yanıltmadı. Ve bir Ahmet balığı. Suda süzülüyor. Didim'in en meşhur balıklarından. Su çok güzel. Burada o kadar koya girdik. Bunun kadar güzeline hazırlasın. Evet. Gerçekten. Havuz gibi.
Sabah erken saatlerinde gelirsiniz. Herhalde kalabalık olmuyor oralar. Yani Didim'in Maldivlere dedikleri kadar varmış. Ben de ilk defa geldim. Bir koy burası. Didim'e hemen hemen bir 10 kez gelmişimdir ama ilk defa bu koya geldim. Ve beğendim. Keşke önceden gelseymişim diyorum. Koy aslında bayağı bir geniş bir koy. Yani şu anda pandemi olduğundan dolayı bayağı bir sosyal mesafe oluyor ister istemez. Çünkü bayağı bir geniş bir koy burası. Plajı küçük ama V şeklinde bir koyu var. O yüzden herkes rahat rahat yüzebiliyor. Zaten de çok fazla şu anda kalabalık yok. Plajda da kimse yok. 3-5 kişinin dışında. Herkes piknik amaçlı gelmiş. Tabii piknik yapmak yasak ama getirdikleri şeyleri yiyorlar. Eğer Didim'e gelirseniz kesinlikle bu koya uğramanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Tekrardan merhaba. Sabah kahvaltımızı pek yapamadığımızdan dolayı bayağı bir acıktık. Şu anda saat 2.30. Yolda giderken bir tane poğaça yemiştik. Ahmet de arabayla markete doğru gitti. Oradan yiyecek içecek bir şeyler alıp gelecek. Ondan sonra da karnımızı doyuracağız. Ben de bu arada biraz turlayayım dedim. Hem size etrafı gezdireyim. Sizler de benim gibi bu güzelliği görün dedim. Ahmet de şimdi gelmiş, telefon etti. Ahmet'in yanına doğru gidiyorum. Orada görüşürüz. Evet Ahmet, neler aldın neler? Oo, neler almadım ki? Enerji verecek her şey var bizde. Sana ne var? Karnımızda öyle bir şeyler aldıysan tamamdır. Bana da aldım. Daha marketlerde hiçbir şey kalmamış ki. Kurutmuşlar ha. Soğuk birkaç bir şey aldım. Bunlar bize şimdilik yeter. Benim tenekeler daha az soğuyor. Evet, gezerken bir kuyuya denk geldik. Bunun içine bir şey düşse nasıl çıkacak ya? Niye kapatmamışlar bunu? Evet. Çok tehlikeli ya. Hayvan da düşer bunun içine. Yine bir uygarlık belirtileri bulduk. Adamlar yapmış. Fırın yapmışlar. İnsanları kaynatıyorlarmış. Şu anda aşırı bir rüzgar çıktı burada. Deniz biraz dalgalandı. Ve rüzgar insanı biraz üşütüyor. O derece bir sert bir rüzgar çıktı şu anda. Evet. Üşüdüm ben ya. Ahmet bayağı bir üşüdü. Vallahi dondum ya. Üstüme artık üzerimizi giydik yani. O derece bir hafiften bir serinleşti burada hava. Bir de öyle bir tam yamaç olmuş. Çarşaf gibiydi burası. Şimdi dalga. Şu anda bayağı bir evet. Çocuklar izlemiyor şu anda. Çocuklar hatta biri de boğuldu. Biri de boğuldu. Ahmet kurtardı. Direkt ben şunu uzattım arkadaşlar. Çocuğun yoksa kurtulacağı yoktu. Senin ne düşüncelerini alalım? Valla güzel bir koydu. İyi ki gelmişiz dediğim gibi koy. Evet. Ama dediğim gibi buraya bir arabayla gelmek lazım. Yalnız 1 kilometrelik bir toprak ve taşlı bir yol var. Bunu zaten 600 metresini, 600-700 metresini arabayla geliyorsunuz. 300 metrelik de bir yürüyüş yolumuz kalıyor çünkü yolları kapatmışlar. Güzel bir ortam. Tam kafa dinlemedik. İnsan az. Sabahtan akşama kadar toplasanız 30 aile ya var ya yok. Öyle yani. Akşam yemeğinden sonra altın kumda oturacağız. Akşam görüşmek üzere. Geldik bugün Altın Kum'a. Ama Altın Kum'a geldik.
yazını yazdın. Evet, insanlar izlemeyle değil, Türkçe açıklamasını da yapıyoruz. Tabii. Yani ne yaptın? Bugün yoruldun mu? Nereleri gezdin? Bugün yorulduk tabii ki, yorulduk canım. Yani yorulmaz olur muyuz? Bugün bir Haydarköy'üne gittik. Haydarköy'ünden geldik, duşumuzu aldık. Çok uzaktı. Ondan 56 sonra... dakika gidiş, 56 dakika geliş sıcakta. Mavişehir'e gittik. Asıl macerayı söylesene, araba hararet yaptı, evet. Durdu, sağa sola çektik. Maalesef araba biraz arızalı. Tabii ki maceramız bu. Hararet yaptığından dolayı kuzenimin aracı tabii ki yarın ustaya gidecek. Evet. Onun dışında akşamda Mavişehir'e gittik, yemeğimizi yedik. Gün batımını izlemeye gittik ama maalesef gün batımını kaçırmıştık. Biraz geç oldu. Evet. Tabii karşı komşumuz, onları da beklemek zorunda kaldık. Onlarla beraber gidelim diye. Ama dediğim gibi gün batımını seyredemedik. Sadece orada yemeğimizi yedik. Ve geldik tekrar Didim'e döndük. Orada balık yedik. O kadar güzeldi ki bu arada balık. Evet. Balığı güzeldi, lezzetliydi. O ayrı bir şey. Sonra Didim'e geldik. Ve beraber bir kahve içtik. Sonra kuzenim geldi. Evet. Onlarla da beraber oturduk. Sonra da kuzenim bizi kaldığımız evimize bıraktı. Ve herkes... Evli evine, evet, köylü köylüne. İki gün, yarın, yarından sonra bir gün kalıyor. Tabii. Önümüze bakalım. Bakalım daha neler çekeceğiz. Tabii. Yarın da yine bir başka bir... Yarın arabamız yok bu arada. Evet, başkalarının arabasıyla gideceğiz. Şemsiyle. Aynen öyle, yeni arkadaşlar. Evet, bakalım yarın gün nasıl geçecek. Yarın gene bir erken kalkacağız ama gene çok fazla erken kalkmayacağız. Saat herhalde 9-9.30 gibi kalkarız. Bugünlük bu kadar. Bugün çok yorulduk çünkü. Şimdi buradan da kalkıp zaten. Eve gideceğiz. Yatacağız. Şu anda saat 3, gece 3. İnsan kalmadı zaten. Çok fazla insan kalmadı. Ya bu kafelerin bittiği zaman sesi kimse kalmıyor. Normal o da. Şimdi biz gidiyoruz. Var mı diyeceğim bir şeyler? Son herhangi bir şeyler takip edelim. Görüşmek üzere. Hadi görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. See you.